Gazeteciler Cemiyeti'nin 7. Başkanı, sevgili başkanımız Sayın Orhan Erinci uğurlamak için bir aradayız. Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yönetim kurullarında üyelik, genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hem de Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın başkanlığını yaptı. Çok sevdiğimiz sevgili başkanımızdı. 22 Ocak 2023 Pazar günü kendisini kaybettik. Kendi evinde meslektaşlarıyla sizlerin desteğiyle başkanımızı uğurlayacağız. Şimdi söz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Turgay Olcay Aytoğ'da. Sevgili Orhan Erinç dostları, 62 yıllık bir arkadaşlıktan, dostluktan söz ediyorum. Orhan Erinç'in kaybı elbette beni çok fazlasıyla üzdü. Orhan Erinç, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu, bağımsız, laik Türkiye için uğraş veren yazarlardan, gazetecilerden biriydi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile yollarımız kesiştiğinde cemiyetimizin kurumsallaşması açısından ondan çok yararlanacağımızı düşünüyordum. Öyle de oldu. Orhan Erinç için söyleyeceğim çok şey var ama önce şunu size vurgulamak isterim. Orhan Erinç'in kaybı maalesef üzgün bir ve sıkıcı bir yoldan geçerek oldu. Ve bu yolda ne yazık ki Cumhuriyet aleyhine açılan davaların da etkisi vardı. Biliyorsunuz ki stres hastalıkların en büyüğüdür. Ve olan hastalıkları da arttıran bir şeydir. O stresi maalesef Türkiye'nin hukuk düzeni Orhan Erinç'e yaşattı. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Orhan Erinç dediğim gibi 62 yıllık arkadaşım. Çok renkli bir arkadaş. Çok can bir arkadaş. Bunun yanında sporla ilgilenen sıkı bir Fenerbahçeli. Kendisi amatör kümede futbol oynayan, hatta lakabı da var, Cımbız Orhan diye. Neden Cımbız Orhan? Cımbız Orhan bir ona uyan lakap. Çünkü futbol oynadığı zaman üç kişinin arasına girip üç kişinin arasından topu alabilen bir yetenek. Onun için bu adı takmışlar Cımbız Orhan diye. Ben de son postaya ilk geldiğimde İşte benden bir yaş büyük bir istihbarat şefi. Ben daha böyle kalantor falan bir istihbarat şefi bekliyorum ama karşıma Orhan çıktı, bir yaş büyük benimle. Çetin Emecin gazetesindeyiz. Oradan başlayan arkadaşlığımız bugüne dek, ölene dek hiç kopmadı. Ben ona Babali'nin belleği derdim. Gerçekten Babali'yi çok iyi bilir. Babali'nin bütün insanlarını tanır, gelmiş geçmiş. Ve onları da her zaman anar, yazılarında vurgular. İyi bir köşe yazarıydı. Burhan Feleği örnek alırdı. Şu açıdan söylüyorum bunu. Burhan Felek'ten aldığı bir tür eğitimle İmla hatası hiç olmazdı Orhan'ın yazılarında. Bazen takılırdım, ya nasıl bu kadar şey yapıyorsun, dikkatli yazıyorsun. Dikkatli yazmıyorum ya, Burhan Feleğin verdiği alışkanlık, ben hata arayarak başlarım bir metni okumaya derdi. Gerçekten de öyleydi. Onu bugün uğurlamak için bir aradayız. Hepinize bu
bugün burada olduğunuz için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çözülebileceğini hissettirirdi. Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte uğradığı haksızlıklarda da hiç öfkelenmeden savunmasını yaptı. Kendisini hiç unutmayacağız, kendisini sevgi ve saygıyla anacağız. Maddi, manevi, yakınlık, akrabalık, komşuluk gibi özellikle varsa kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Tekrar helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak bu güzel şahitliğinizi, helalliklerinizi dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Arkaya çaldıralım. Evet. Thank you.